Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihada. Vema kunna linehtediye levla en hedana Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Enam suresindeyiz. Üçüncü ayetteyiz. Estaizu billah. Thumme lem tekun fitnetuhum illa en kalu vallahi rabbina ma kunna musrikin. Enam suresi 23. ayet. Ayete geçen ders başlamıştık. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ. Sonra onların fitneleri olmadı. اِلَّا اَنْ قَالُوا. Demekten gayrı. Demekten gayrı bir fitneleri olmadı. Ney demekten gayrı? وَاللّٰهِ رَبِّنَا. Vallahi Rabbimiz, مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ. Biz müşrikler değildik. Demekten gayrı bir fitneleri olmadı. Şeklindeki ifadeyi önceki derste ele aldık ve buradaki işte fitneleri olmadı ifadesini, onların daha ziyade bundan öte bir şey yapamadılar anlamına gelen bu girişimlerini anlatan bir ifade. Bu ifade Allah Azze ve Celle'yi yanıltmaya yönelik olduğu anlaşılıyor. Çünkü başka ayetlerde onların bu sözlerini Allah Azze ve Celle yahlifune lillahi, nasıl bu ayet? Kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ala şey. Ela innahum humul kadibun. Size yalan söyledikleri gibi Allah'a da yalan söylemeye kalkıştılar. Ancak bir şey elde ederiz sanısıyla, belki bir şey elde ederiz düşüncesiyle Allah'a karşı yalan söylemeleri bir şey yaramadı. Allah o ela innahum humul kadibun. Aslında onlar yalancıların ta kendileridir diye onları deşifre etti. Dolayısıyla bu yalana dayalı girişim Allah Azze ve Celle'yi yanıltmaya yönelik bu girişimi Cenab-ı Hak basit olarak ifade ediyor bu ayette. O kadar basit ki işte bütün fettanlıkları, bütün fitneleri Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin demekten öteye geçmedi. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ. Allah'ın huzurunda onun adıyla yemin etmek ve onun adıyla yemin ederken yalan söylemek. Bu artık denize düşenin misali, bütün bir çaresizlikle
Cenab-ı Hakk'a karşı yalan yere onun adını kullanarak. Haddi zatında bu da bir cürüm. Kendisi başlı başına bu da bir cürüm. Ama çaresizlik onları öyle bir noktaya getirmiş ki bunu da denemişler. Geçen derste bütün bu denedikleri şeylere bakarak denemedikleri bir şey kalmamış adeta. Geri dönüşten, tekrar bir yaşam hayat fırsatı talep etmekten, özür dilemekten, yemin etmekten, fidye olarak çoluk çocuğundan vazgeçmekten, düşünebileceğimiz her şeyi azaba giden süreçte azaptan kurtulabilmek için çabalamışlar, denemişler. Fakat Allah Azze ve Celle bunların hepsinin neticesiz kalacağını ve yalanlarıyla baş başa kalacaklarını, yeminlerinin de bir sonuç getirmeyeceğini bu ayette ifade etmiş oluyor. Müfessirin ayetle ilgili neler söylediğine bakalım. Yuhbiru Teala, Allah Teala haber veriyor. An me'ali ehli şirki yevmel kıyameti, şirk ehlinin kıyamet günü akıbetinden ve ennehum yus'aluna, kendilerine sorular sorulacağından. Bu sanıyorum. وَاَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ, kendilerine sorular sorulacağı, وَيُوبَخُونَ, ve yerilecekleri, kınanacakları, فَيُقَالُ لَهُمْ, onlara اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ, iddia edip durduğunuz ortaklarınız nerede sorusunun yöneltileceğini, اَيْ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ لَهُ شَر۪يكٌ, yani Allah'ın bir ortağı yok, fakat siz böyle bir yalanı iddia edip duruyordunuz, nerede bu? وَاِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الزَّعَمِّ مِنْهُمَّ الْاِفْتِرَى, bu onların yalan yere iddiası ve iftirasıyla ancak dile getirilebildi. Bunu yaşamları boyunca dile getirdiler. Şimdi Allah nerede o bana karşı iddia ettiğiniz ortaklarım diye sordu. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ, sonra olmadı fitnetuhum, onların fitnesi bu soru mukabilinde. اَيْ لَمْ يَكُنْ جَوَابُهُمْ حِينَ يُفْتَنُونَ وَيُخْتَبَرُونَ بِذَٰلِكَ السُّؤَالِ. Müfessir şimdi başka bir bakış açısı ile yorum getiriyor. Diyor ki onların cevabı, حِينَ يُفْتَنُونَ, fitneye uğratıldıklarında, وَيُخْتَبَرُونَ, ve sınandıklarında, bu deminki soruyu onlara yönelik bir sorgulama olarak veya fitne ve imtihan olarak, بِذَٰلِكَ السُّؤَالِ, deminki soruyla sınandıklarında cevapları şundan gayrı olmadı. İlla inkaruhum, inkardan öteye geçmedi. Li şirkihim, şirklerini inkar ettiler. Ve halfihim, ve halfihim, ve yemine başvurdular. Ennehum ma kanu müşrikin, kendilerinin müşrik olmadıklarına dair yemin ettiler. Burada müfessir fitneyi Allah Azze ve Celle'ye hamledip onların başına getirdiği bu soruyla birlikte onlara çıkardığı bu sıkıntılı durumu böylece onların fitnesi olarak isimlendirdiğini düşünüyor. Buna karşılık onların cevabının da biz müşrikler değildik yemininden öteye geçmediği şeklinde anlamış ayeti. Ne var ki ayete her baktıkça onların fitnesi ifadesini sanki onların bu soru karşısında becerebildikleri en iyi şey o da yalana veya yemine başvurmak oldu. Yanıltmak için Allah Azze ve Celle, yani bir bakıma onların Allah'a yönelik bir fitnesi gibi geliyordu bana veya kısmen hala öyle geliyor. Müfessirin yorumu da böyleydi. Yani evet, yani onların müfessirin anlattığına göre onlar bu azarlama karşısında, bu soruyla içine düştükleri sıkıntılı durum karşısında böyle bir yemin içerikli cevaptan gayrı bir şey veremediler. Dolayısıyla burada Allah Azze ve Celle onları bu sorularıyla, bu sorusuyla fitneye uğrattı gibi oluyor da orada da tam işte mana oturmuyor. Yine onların yalan ile Cenab-ı Hakk'a karşı
bir fitne girişimleri daha bence anlaşılır gibi. Yani bakıma kandırmaya yönelik, yanıltmaya yönelik. İçinde çünkü diye yalan var. Ve bu yalan ile, hatta yalan artı yemin var. Yalan artı yemin ile bir şey elde etmeye yönelik bir girişim bu. İşte dünya hayatında da sıklıkla yaptıkları bir şey zaten. Yalan, ondan sonra yemine de başvuruyorlar. Ve bu ikisi üzerinden her türlü komployu, her türlü yanlış işi bu ikisi temelli olarak yürütüyorlar. Nice çıkardıkları fitnenin temelinde yalan var dünya hayatında. Müminlere karşı, kendi aralarında. Bu kez benzer bir şey Allah'a karşı uygulamışa benzerler. Zaten o diğer ayette de size yemin ettikleri gibi Allah'a bu kez yemin ediyorlar. Halbuki yalancılar ifadesi vardı. Yani o ayetin eşliğinde bu ayeti görmek lazım diye düşünüyorum. Aynen şöylesine hocam, sıralıyor bunlar özelliklerini. Allah'ın beyni diyor, çok yemininden alacak. Bismillahirrahmanirrahim. Duyamadım diyecekler. Aynen suresinde de bu münafıklar özelliğini söylüyor Allah-u Teala. Evet. Çok yemin eden alçak. Evet. Yehli, kulle hallâfin mehîn. Evet. Aşağılık, çokça yemin eden tipler bunlar. Bu yeminlerle tabii neyi elde etmeye çabalıyorlar? Ya toplum üzerinde bir rant elde etmeye, ya birilerini yanıltıp, yani neticede bir fitneye başvuruyorlar yemin aracıyla. يَحْلِفُونَ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Bu ayet kanımca önemli, Mücadele suresindeki bu ayet. Allah onları topluca haşrettiği gün, ki bizim bir önceki ayetimizde de bu var. Allah'ın haşretmesi, tekrardan diriltmesi. فَيَحْلِفُونَ لَهُ Allah'a yemin edecekler. Yemine Allah'a. كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Size nasıl yemin ediyorlar? Şimdi o dünya hayatında müminlere yemin edip, yani yalanla neye girişiyorlar? Fitneye girişiyorlar. Kandırmak için, yanıltmak için, ne bileyim bir başkası aleyhinde kışkırtmak için. Her türlü buradaki planlarının ister bireysel ister toplumsal olsun, arka planında beklentileri fitne esaslı. Bunun da en güzel aracı yalan. İşte burada Allah'a karşı yalan söylediklerini. Demek ki diyorum, buradaki fitnenin şeyinde de inisiyatif onların elinde cevap verirken. Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan söylüyorlar. Vallahi Rabbine mâ kunnâ müşrikîn. Zaten bir sonraki ayet bizim ayet. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler diye devam edecek. Burada da aynı şey var. Ögeleri eşleştirirseniz onların Allah'a karşı girişimlerinin temelinde, yani fitne diye Allah'ın adlandırdığı bu girişimlerinin temelinde yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Bu ayetler grubunu eşleştirdiğimizde. Ve yahsabun ennehum ala şey ela innehum humul kadibun. Dönelim şimdi ayete tekrar. Ayette ne yaptık en son? Müfessiri okuduk. Fitne kelimesini zaten ele almıştık. Başkaca da bir kelime ayette söz konusu değil. Gelelim ayetin 40 mealine. Şunu boşken çoğaltalım da Haydar. Her gün aynı şey olmasın. Nasıl? Şimdi çoğaltayım. Kaç tane çoğaltalım? Evet. Sümme. Lem tekun.
fitnetuhum illa kalu. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikîn. Aşağı gelmemiş aydır. Şeyden çek durdum. O sıfır var ya. Aşağıda. O sıfırı. Kutlar tut. Formülü çeksin. Thumma. Sonra. Lem tekun, olmadı. Fitnetuhum, onların fitnesi. İlla en kalu, demekten gayrı. Vallahi, vallahi, Rabbina, Rabbimiz. Mâ kunna, biz değildik. Müşrikin, müşrikler. Ya ondan bedel geldiği için peşi sıra aynı hareketi almasın diyorsun değil mi? Sonra lem tekun, it was not fitnetuhum, their fitna illa kalu, but they said wallahi, by Allah, Rabbina, our Lord, ma kunna, we have never been mushrikeen, idolaters. İrabına gelelim son olarak. Thumma harfu atf, lem harfu cezm, tekun fi'lun mudari'a meczum, fitnetu ismu kana, hum mudafun iley, illa harfu istisna, en harfu nasb, kalu fi'lun madin, kalu ya kadar, haberu kana, vallahi vav yemin harfi, lafzatul celale, ondan ötürü mecrur, rabbina na't, na mudafun iley, ma nafiya, kunna fi'lun madin, oradaki nahnu kânen ismi, müşrikîn haberu kâne. Hocam, Allah'taki o eyüp olmazsa onu cel okuruz, o eyüp. İnsanı resmiştir mi bari? Allah'taki elif var ya. Buradaki elif. Cel, normalde cel okuruz onu irapsız olduğu zaman. Şimdi o olmazsa... İrapsız olduğu zaman? Yani irapsız Kur'an okuyoruz. Ha, hareketsiz Kur'an okur. Evet.
Şuradaki elif mi? O olacak ama orada zaten. O zaman lillahi olur. Ha, o başka bir şey. Velillahi olur o zaman. Cer olması yemin olmasından dolayı. Cer olması yemin olmasından dolayı. Evet. Cer de mi olur? Vav, yemin vavu cer ediyor onu. Yemin t'si de cer eder. Mesela tallahi. Evet. Yok, minin yeminli olarak. Sizde mi var? Var, vallahi tallahi minallahi. Yok. Vallahi. Billahi olur. Billahi. Meallere geldik şimdi. Estaizu billah. Thumme lem tekun fitnetuhum illa. Diyanet meali, Enam suresi 23. ayet. Sonunda onların manevraları, Rabbimiz, Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Gelecek zamanlı kurmuş ifadeyi, hükmen öyle olduğu için, halbuki Allah Azze ve Celle geçmişten anlatır gibidir gelecekte olacak hadiseleri. Fitne kelimesi ayette en çok dikkatimizi çeken ve mealcilerin ne mana vereceklerini merak ettiğimiz, o da Diyanet meali manevra manası verilmiş. Yani bu hamle, bu girişim böyle isimlendirilmiş Diyanet mealinde. Elmalı Hamdi Yazır mealine bakalım. Sonra başka fitnelik edemeyecekler de sadece şöyle diyecekler. Hoca biraz da yöresel bir ağızla sanki Hamdi Hoca. Fitnelik etmek. Başka fitnelik bulamayacaklar da şöyle diyecekler demiş. Fitneyi illaki kullanmak istemiş. Fena da olmamış. Sonra başka fitnelik edemeyecekler sadece şöyle diyecekler. Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz, vallahi bizler müşrik değildik. İşte onlara yönelik olduğu için ifadede onlar başka fitnelik edemeyecekler. Yani hoca o kadarını kurtarmış, fitneyi kullanmış, sen zamiri arıyorsun. Yine de onlara hamletmiş fitneyi, yani o zamir de var esasında. Sonra başka fitnelik edemeyecekler. Ama olsun, o mastar olduğu için eylem bildiriyor. Tabi isim ama sonuçta o bir fiilin ismi. Yani onların fitnesi şundan gayrı bir şey olmayacak dediğinde de Cenab-ı Hak eylemlerinden söz ediyor. Sonra başka fitnelik edemeyecekler, sadece şöyle diyecekler. Ne var ki burada artık açıkça fiile dönüştürülmüş. Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz, vallahi bizler müşrik değildik. Evet. Nasuh Hoca'nın mealine bakalım. Sonra onların hilesi, bir kez Nasuh Hoca hile demiş. Sonra onların hilesi, vallahi ey Rabbimiz bizler müşriklerden olmadık demekten başka olmayacak. Dikkat çekici başka bir şey, biz müşriklerden olmadık diyorlar. Lemne, müşrik değildik diyorlar, affedersiniz. Mekunne müşrikin, biz müşrik değildik. Yani şöyle bir ifadedense bunu tercih etmişler. Biz şirk koşmadık demek yerine biz müşriklerden değildik ifadesini kullanıyorlar. Bunun arasında ne fark var, niye bunu tercih ettiler bilemiyorum. Şirk koşmadık da diyebilirlerdi. Sonra onların hilesi, vallahi ey Rabbimiz bizler müşriklerden olmadık demekten başka olmayacak diyor Nasuh Hoca mealinde. Hasan Basri Çantay mealinde, bu sualden sonra hoca bayağı beslemiş mealini, güya kurtulabilmeleri için
yine arada bir giriş var. Onların başvuracakları, yine parantez içinde, fitne, Rabbimiz olan sen, Allah'a and ederiz ki bize iş tutanlardan değildik demelerinden başka bir şey olmadı, olmayacaktır. Evet, yani bu parantezlerle falan daha rahat anlaşılır şey var ya, bu bir noktadan sonra daha zor anlaşılıra geçiyor. Nitekim burada olduğu gibi şu anda daha sade olanlar daha anlaşılırdı. Şu anda iyice karıştı. Yaşar Hoca'nın mealine bakalım. Sonunda, bunu da sonundaya dair de bir şey yok da thümme var, onu böyle yorumlamış. Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz. Bahane. Bahane. Bu, onlar bahane sunmuyorlar ki. Onlar durumlarını açıklamaya çalışıyorlar. Kendi vaziyetlerini yalanlamaya, kendi gerçek durumlarını örtmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bahane çok gitmemiş burada. Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz. Fitne kelimesinin aldığı kaçıncı anlam bu Türkçe'de? En azından bizim baktığımız meallerde. 4 oldu herhalde. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz ortak koşanlar değildik diyor Yaşar Nuri Öztürk mealinde. Bir sonraki meal Suat Yıldırım meali. Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacak. Sonra onların şirklerinin vardı son nokta. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ. Derin bir analiz yapmış olsa gerek hoca. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ. Onların fitnesi sonra olmadı ifadesini. Sonra onların şirklerinin, bir defa herhalde fitneye şirk anlamı veriyor. Sonrası da biraz yorum katkısı var. Vardığı son nokta. Parantez içinde daha bir açıklamak istemiş. Sığınacakları tek yalancı özrü. Evet. Pek bir şey anlamadım. Rabbimiz Allah hakkı için biz vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacaktır. Halbuki ayetteki yüklem olumsuz olmayacaktır şeklinde. Hoca onu düzelttiği için yüklemi de olumlu getirmiş. Abdullah Yusuf Ali mealine bakalım. There will then be left no subterfuge for them but to say, onlara şunu demekten gayrı bir hile, sanıyorum kelimenin manası hileye benzer bir manası vardı, kalmayacak. Bay Allah diyecekler ki, Allah'a yemin olsun, our Lord, Rabbimiz, we were not those who joined gods with Allah. Biz Allah'a başka tanrıları ilave edenlerden olmadık. Muhammed Esed mealine bakalım. Whereupon, in their utter confusion, they will only be able to say, o en yüksek, en ileri noktadaki kargaşaları içerisinde, karmaşıklıkları içerisinde, they will only say veya able to say, onlar sadece şu kadar diyebilecekler. By God, Allah'a yemin olsun, our sustainer, Rabbimiz, we did not mean to ascribe divinity to all beside him. Biz sana karşı başka bir tanrıyı partner olarak veya yanı sıra koymak istemedik. Bizim böyle bir amacımız olmadı. We didn't mean, tabi bunu parantez için almış. We didn't ascribe divinity. Şurası dikkatimi çekti. In their utter confusion, karmaşıklıklarının en ileri düzeyinde, yani o anda, Muhammed Esed de bunu böyle anlamlandırmış. Fitne tuhum, in their utter confusion.
Epeyce bir makas açıldı bu lem tekun fitnetuhumu anlamak için. Muhammed Habib Şakir mealine bakalım. Then their excuse. Muhammed Habib Şakir müfessirlerde çoğu yerde geçen mazeret manası vermiş. Then their excuse would be nothing but that they would say. Onların mazereti şunu demekten gayrı bir şey olmadı. By Allah, our Lord, we were not polytheists. Biz, Allah'a yemin olsun Rabbimiz, biz politeist, çok tanrıcı değildik demiş Habib Şakir mealinde. Böylece mealleri de okumuş olduk. Gelelim meal dosyamıza. Yani Hristiyanlar için bir nevi günah çıkarma olmuş bu ayet değil mi? Bu çok da çıkarmadık. Şey katılmadık. Günah çıkarma. Evet. Nasıl oldu Necat tabi günah çıkarma ben anlamadım. Biz daha önce çoğaltmadık diye diyorlar ya. Ha biz onu yapmadık diye. Müşrikler böyle söyleyecekler. Tabi Allah'ın huzurunda o günah çıkar mı çıkmaz mı? Cenab-ı Hak çıkmayacağını haber vermiş. Şirk günahının kişiden ayrılmayacağını, eğer o hal üzere öldüyse ondan kurtulamayacak. Nauzubillah böyle bir akıbet. Yani biz biraz serin kanlı bir şekilde okuyoruz durumlarını ama vaziyetlerini okuduğumuz şahıslar son derece çaresiz bir durumdalar. Yani müşrik olarak hayatını tamamlamış, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesaba çekiliyorlar. Korkmuş bir şey. Düşünebilecek en kötü senaryo bu işte. Bundan daha kötüsü yok yani. Bundan daha iyi olanların hepsi buna rahmet okutur. Bu durum çok kötü. Ve bizim açımızdan da çok uzak bir seçenek değil. Çünkü şirk koşmak itikaden gerçekleşen bir şey olduğu için İnsanın kendi iradesinde, düşüncesinde, yaklaşımında. Dolayısıyla illa kimlikle çatışma oluşturması gerekmiyor. Adı Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde kendi iç dünyasında Cenab-ı Hakk'ı çoktan geri planlara itmiş, çoktan çocuğunu, eşini, patronunu vesaire öncelemiş ve hayat veya nedir devletini, milliyetini, her ne başka varsa öncelemiş ve kendisini şirkin batağı içerisine sürüklemiş olabilir. Allah Azze ve Celle şeytanlara itaati dahi şirk olarak tarif ediyor. وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Siz onlara itaat ederseniz beni bırakıp o zaman siz müşriksiniz demektir. 23. ayet. Bu konuyu Seyyid Kutup tefsirinde çok güzel açıklıyor. Yani müşrik olmanın sadece putlar ilan edip Allah Azze ve Celle'ye ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü tanımlamaktan geçmediğini, kişinin memleketini, vatanını, malını, kendi arzularını Cenab-ı Hakk'a şirk koşabileceğini, Allah Azze ve Celle demiyor mu? Kendi hevasını ilah edinmişe bak. اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Kendi arzularını ilah edindin, kimin yanı sıra? Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra. Allah'ı zaten ayrıca tanıyor, ona karşı onun yanı sıra kendi ilahlığını da kendi çapında ilan etmiş. Bu ikisi arasındaki fark, yani sadece Allah'ın uluhiyetine bağlanan kimseyle başka ilahçıklar edinen kimseler arasındaki fark, bunların amel dünyasına, yaşamlarına yansıyor. Bunların bütün tercihleri sadece ve sadece Allah'a bağlı olarak değil, artık o diğer tanrının da etkisiyle şekilleniyor. Eğer o bir çocuksa onun etkisiyle, o bir eşse onun etkisiyle, o bir patronsa onun etkisiyle şekilleniyor. Ve o kişinin hayatında etkili olmaya başlıyorlar. Artık o kişinin iki tane ilahı var. Bunlardan hangisi diğerini önceliyor, o da çakışırsa talepleri, birininkiyle diğerinki çakışırsa o zaman hangisi daha büyük tanrı o kişinin nezdinde o da ortaya çıkıyor. Patron mu daha ileride Allah mı çakışırsa talepleri bakıyorsunuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şirk dediğimiz şeyin kendisi
böyle ayrı bir coğrafyada, izole bir ortamda yaşanan, putların gölgesinde yaşanan, ne bileyim böyle başka bir dinle oluşabilen bir şey olarak düşünülürse yanlış değerlendirilmiş olur. Şirk kişinin tam dibinde, kendi tercihlerinde, hayatında var olan bir şey. Allah Azze ve Celle kişinin hayatındaki mutlak önceliği kaybetti mi, kişinin hayatında artık ikinci ortak devreye girmiş demektir. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ Sonra onların fitnesi, belki de bu kimseler, şu yemin edenler, müminler arasında bulunduklarından, müşrikler arasında yaşamadıklarından, biz müşrikler değildik demeye cüret ettiler. Biz hiç şirk koşmadık demek belki daha büyük yalan olacaktı. Biz müşrikler değildik diye, yani dünyada müşrik diye bilinen, müşrik inancı olan 2-3 tane açıktan tanrısı, biz onlar değildik demeyi belki, yani hani orada bir bunun şeyini ararsak belki olabilir. Sonra onların fitnesi, vallahi Rabbimiz, biz müşrikler değildik demekten gayrı olmadı. Gayrı bir şey olmadı demek gerekiyor herhalde. Bir şey mi demek ki? Demekten gayrı bir şey olmadı. Ama bu kez de fazla bir şey kullanmış oluyoruz. Orada Rabbimiz deyince yarattığına gibi olmadı hocam. Rabbimiz deyince olurlar. Ya Rabbim ben de gibi olurlar. Tabi zaten o durumda yani. Evet. Rabbimiz Allah'a an olsun. Ya da Rabbimiz Allah'a yemin olsun. Şimdi normalde bu Rabbena biçiminde Cenab-ı Hakk'a nidası mahsuf düşünün mesela. Mesela ya Rabbena diyorsunuz ya, ya olmadığı zaman ne oluyor? Rabbena kalıyor. Ya mahsuf düşmüş halde yani. Anladın? Dolayısıyla onun o düşmüş hali burada, ama şeyden nedir? Vallahi'den sonra geldiği için bu amil daha etkili oluyor. Yani buradaki sıfat hali, naat hali. Dolayısıyla da yine aynı mana saklı orada. Hem biz zaten ya Rabbena da demedik, bakın sadece Rabbimiz dedik yani. Nida gibi oluyor tabi. Kaldı ki açık bir nida da yapmadık diyorum, Türkçesinde de açık bir nida yok. Sonra onların fitnesi, vallahi Rabbimiz biz müşrikler değildik demekten gayrı bir şey olmadı. Bu bir şey kalksa da olabilir mi? Demekten gayrı olmadı desek, yani ayette olmayan bir ifade o. Sonra onların fitnesi, vallahi Rabbimiz biz müşrikler değildik demekten gayrı olmadı. Bu fitne içinde dipnotta yalanla, yani yalana dayalı bir girişim diyebiliriz yani. Çünkü o diğer ayetin delaleti var elimizde. وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Hatta bakınız falan da denilebilir. Bir dipnot bulalım şuralardan. Şu. Yalana dayalı girişim. Bakınız dedikten sonra neydi, Mücadele suresi 18 mi 28 mi? Mücadele 18. 18. Tamam. Yalana, yalan. Hı.
yalana dayalı girişimleri. Mücadele. Yanlış mı yazmışım? Mücadele. Mücadele de diyorlar. Hani içindeki o kadın var ya, Mücadele suresi. Mücadele eden kadın anlamında derseniz o zaman mücadele olur. Başka bir mülahaza var mı? Sonra onların fitnesi, vallahi Rabbimiz biz müşrikler değildik demekten gayrısı olmadı. Demekten gayrısı olmadı. Oradan sonradan virgül koyalım. Peki, vallahi Rabbimiz biz müşrikler değildik demekten gayrısı olmadı. Ama öyle iki kez şey kullanmışlar. Vallahi Rabbimiz. Çift mi koyalım diyorsunuz? Tamam. Vallahi Rabbimiz. İşte iki tane oldu şimdi. Başka bir mülahaza var mı? Gayrısına itirazı var. Gayrisiymiş. Bence gayrısı. Başka bir mülahaza yok ise. Birincisine neyi koyduk mu? Olmadı. Sümmelem tek. Sonra da mekunna olmadık. Biz müşrikler değil idik. Deki idik. Veya şöyle denilebilir. Vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık. Ama orada olmadık söylenmiyor. Biz müşrikler değil idik. Çıkarabiliriz ortaya değille idiki. Kunna iyice gözüksün. Biz müşrikler değil idik. Şöyle olur. Daha belirgin olur. Peki. İkinci ders devam edelim. Kulu kavli hâdâ ve estağfirullah el-azîme li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkate lenâ bih. Ve'fu annâ ve gfir lenâ ve erhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.